Alıçatlı hesap ne? 698. Yeni bir hesap çıktı 698. Bol 698 hesap alıçatlı. 698 hesap hem borcu çalışır hem alıcağı çalışır. Bunu unutmayacağız. Demek ki bitti zaten. Bunları yaparsak, bakın parasal kıymeti bulduk, tutağına bulduk. Bazı şeyler, stoklar olabilir, bu veya amortismana tabi iktisadi kıymetler olabilir. İçinde değer olmayan finansman maliyeti vardır. Onları ayıkladık. Ayıkladık. Düzeltme kas sayısını bulduk. Düzeltme farkını bulduk ve muhasebe kaydını yaptık. İşte bitti enflasyon düzeltmesi bu. Genel olarak yani esasında kolay. Şimdi işin detaylarına giriyorum. Yani mantık olarak bunu yap. Geri kalanı kolay arkadaşlar. Yani bunu anladıysak gerçekten iş kolay. Devam ediyorum. Bir de bilançoda parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle bilançoda, parasal kıymetler ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tablolarda gösterilecektir diyor tebliğ. Parasal kıymetler yine kalıyor, hiç düzeltilmeden. Ona kat sayısı 1 olacak parasal kıymetleri. Biri 10'la çarparsan 10 çıkar. Biri 1 milyonla çarparsan yine aynı rakam çıkar. Parasal kıymetler aynı kalıyor. Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle. 2023 o zaman aklımıza gelmişken hemen söyleyeyim. Kurumlar vergisi beyannamesinde veya gelir vergisi mükellefi ise gelir vergisiyle ilgili verdiğimiz, düzenlediğimiz beyannamede iki tane bilanço olacak. Bir düzeltilmiş değerlerle ilgili bilanço, iki düzeltilmemiş eski yani 2022'de, 2021'de yaptığımız gibi bir bilanço olacak. İki tane bilanço olacak. Demek ki ama 2024'te uygulanıyorsa 2025'te tek bilanço olacak. 2024'te, 2025'te tek bilanço olacak. Bu kadar. Devam ediyorum. Düzeltme kas sayısı nasıl bulunur? Düzeltme kas sayısını az önce açıkladım. Tebliğ de şöyle ifade ediyor. Okuyayım o. 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltme işlemi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye geneli için hesaplanan ve aylar itibariyle açıklanan üfe değerleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki formüle göre saptanacak olan düzeltme kas sayıları kullanılarak yapılacaktır diyor. Yani şunu yapacağız 2023'ün sonu için. En üstte bir defa formülde düzeltme kas sayısı eşittir bir böyle işareti. Üstte diyeceğiz ki mali tablonun ait olduğu aya ilişkin üfe. Mali tablonun ait olduğu ay hangisi? Ay. 2023'te Aralık. Üstte Aralık. Yani 2019-15.02. Bir defa 2019-15.02'yi koyacağız. Onun altına arkadaşlar düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ilişkin üfe. Düzeltmeye esas alınan tarihi içeren. Örneğin 2010 yılında alınan bir bina varsa, örneğin 2018 yılında alınan bir otomobil varsa, örneğin 2020 yılında alınan parasal olmayan bir kıymet varsa, hangi ayda alındıysa onun üfe fiyatları TÜİK tarafından açıklanmış, o açıklanan rakama 2019-15'e bölerek 2023 için kastediyorum. Düzeltme kas sayısını buluyoruz. Bulduk. 3 çıktı. Değeri 3 ile çarpıyoruz. Değeri kaçtı? Atıyorum 300 bin. 3 ile çarptık 900 bin. Ne kadar arttı? 600 bin. 600 bin düzeltme farkı olarak ne diyeceğiz? Bu parasal olmayan kıymet nedir? Örneğin 153 hesap. 153 hesap borçlu 600 bin. Alacaklı hesap ne olacak? 690. Bak bunu kafanıza yerleştirmek için arkadaşlar. Hiç tebliğ okumayanlar için konuşuyorum. Ben biraz serzenişte de bulunmayayım. Arkadaşlarımız daha doğrusu biz toplum olarak biz diyeyim, kendimize katayım. Okumaya pek meyilli değiliz. Hele bu dijital ortamda herkes video, televizyon, hep görsele dayalı bir takım şeyleri izliyoruz. Hele gençler, hele gençler. İçimizde roman okuyan düzenli var mı bilmiyorum ama benim bir edebiyat hocam vardı. Ayda bir defa roman okumayan öğretmene ben adam demiyorum diyor. Ben öğretmen okumuyorum.
adam saymam gibilerden konuşmuştu. Biraz erkeksi ifade oldu. İnsan saymamdır. Bir sürü bayan arkadaşın yanında ayıp etmeyin, özür dilerim. onu söyleyen Edebiyat Hocası da bayandı şimdi diyeceğim ama bayağı güçlü, kuvvetli ve otoriter bir kadındı. Bende çok etkisi kalmış ve çok kültürlü bir bayandı. Okumak lazım arkadaşlar, onu söylüyoruz. Yani sadece mesleki bilgileri değil, şeyleri de okumak gerekiyor. Yani kültürel yayınları da, romanları da, ekonomiyle ilgili olan şeyleri. Üzülüyorum ekonomiyle ilgili olan şeyleri derken. Niye üzülüyorum? Şimdi bir sağlık problemi olduğu zaman tabipler odası çıkıyor, konuşuyor. Veya hukuksal bir olay olduğu zaman barolar çıkıyor, konuşuyor. Ama ekonomi meselelerinde bizim örgütlerimiz maalesef sesini çıkartmıyor. Her ne hikmetse ben buna üzülüyorum. Ya enflasyon varsa, enflasyon mahsebisi varsa, enflasyon konusunda veya ekonomi konusunda ilk önce konuşacak örgütler bizim örgütlerimiz olması lazım. Şimdi konuşacak mı yani? Konuşması lazım. Konuşması gerekiyor. Bunu da anekdot olarak söylemek istiyorum. Karşılıklar hesabı enflasyon düzeltmesine tabi midir diye bir bölüm var tebliğde. Ne demek karşılıklar hesabı? Karşılıklar biliyorsunuz vergi usul kanunu ilgili maddelerine göre yapılır. Örneğin bir çek almışızdır, mal sattık, çek almışızdır. O çek karşılıksız çıktı. O çeki biz gider olarak yazabiliriz. Hangi koşullarda? Dava veya icra safhasında. Vergi usul kanununa göre. 328 veya 329 olabilir. Tam aklımda kalmadı maddesi. Dava veya icra safhasına soktuğumuz bir senet veya bir çek karşılıksız çıktığı zaman gider. Bankaya gittik karşılıksız çıktı, giderleri atamayız. Hukuksal işlemi başlattığımız zaman avukat getirecek bizim elimize, diyecek ki bak dava açtı. Dava belgesini getirecek veya icra belgesini getirecek. O zaman karşılık ayırabiliriz. Şüpheli alacaklar karşılığı. Parasal kıymetli, parasal olmayan kıymetli. Şimdi böyle bir takım durumlar da var. Karşılıkların bir kısmı parasal, bir kısmı parasal olmayan kıymet. Şüpheli alacaklar örneğini verdi. Parasal mı bu, parasal olmayan kıymet. Biraz fikir yürütelim. Parasal. Şimdi parasal olup olmadığı anlamak için arkadaşlar kaynağına bakacağız. Bak, nerede? Muhasebeyi biraz iyi bilmek gerekiyor. Şimdi satış yaptık. 600 alacaklı 100 lira. 391 muhasebe kaydı yapıyorum. 391 alacaklı %20 diyelim. 20 lira. 600 ve 391. Borçlu hesap ne oluyor? 120. 120 hesap borçlu. 120 hesap şirkete, mal satın aldığı şirkete çek vermiş olsun. 120 alacaklı oluyor. Çekler hesabı, alınan çekler hesabı borçlu oluyor değil mi? Çekler hesabı, az önce söyledim. Parasal mı, parasal olmuyor. Kaynağına böyle gideceğiz. Bak kaynağına böyle gideceğiz. Bu parasal kıymet diyeceğiz. Peki, parasal olmayan kıymete bir örnek verin o zaman. Karşılık hesabına derseniz hemen şöyle bir örnek verin. Tebliğde yok bunlar, onu söyleyeyim. Parasal olmayan kıymete şöyle bir örnek verin. Ticari mal satıyoruz. Depoya yığdık malları, depoda yangın çıktı. Yapıda yangın çıktı. Üçte ikisi gitti. Diyelim ki 900 bin liralık mal vardı. Üçte ikisini yapar 600 bin lira. 600 bin lira biz itfaiyeden raporu tutturduğumuz koşullarda giderlere atabiliriz. Ne giderdir bu? Stok değer düşüklüğü. Kaynağı ne stok değer düşüklüğünün? Stoklar 153. 153 hesap neydi? Parasal olmayan bir. Demek ki parasal karşılıklardan karşılıklardan parasal olmayan kıymete örnek verin dediğiniz zaman kaynağına giderek bak bulabiliyoruz. Aklıma geldi. Hangi hesaptan stoka, geldiğine hangi hesaptan geldiğine bakacağız. Çok güzel bir ifadede bulundunuz. Evet. 153 hesap parasal olmayan kıymetse demek ki bu stok değer düşüklüğü 153 hesaptan geldiğine göre bu karşılık hesabı parasal olmayan karşılıktır. Biz bunu düzeltmeyi tabi tutacağız. Bak avanslarda var bu. Yapay stolarda var. Karşılıklarda var. Avanslarda da var arkadaşlar. Bir avansların önemli bir kısmı parasaldır. Ama parasal olmayan bir avans da var. Yeri gelmişken isterseniz hemen söyleyeyim.
ona da şöyle bir örnek vereyim. Enflasyonist koşullarda tüccar şuradaki dükkanda diyelim ki bisiklet satıyor. Bisikletin üreticisiyle anlaşma yapıyor fabrikayla. Diyelim ki senden Ekim ayındayız. Şubat ayında, 2024'ün Şubat'ında, 2023 Ekim ayındayız. 2024'ün Şubat'ında veya 2024'ün Mart'ında senden bisiklet alacağım. Kaç tane? 10 tane. Bisikletin bedeli ne kadar şu anda? Bisikletin bedeli 10 bin lira. 10 bin lirayı 10 ile çarparsak 100 bin lira. Mart ayında biz 100 bin lira tamamlamak zorundayız. Ama avans istedi bizden bisiklet üreten fabrika. 40 bin lira avans dedi. Al, buyur. 60 bin lira da Mart ayında vereceğiz. Bisikletleri aldığımız tarihte 60 bin lira. Bu parasal kıymet mi? Parasal olmayan kıymet mi? Avans 40 bin lira. Şu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Bak. Eğer ben sözleşme yapmamış olsaydım, eğer 10 bin lira üzerinden tanesini anlaşmamış olsaydım, Mart ayında 10 bin liradan alabilir misiniz o bisikleti enflasyon koşullarda? Alamayız. O zaman verdiğimiz para parasal olmayan kıymettir. Diğerini düşürmemiş 40 bin lira. Bak, diğerini düşürmüyor. Bir 100 kasa hesabı gibi değil. Parasal olmayan kıymet olarak değerlendireceğiz. Ama şöyle bir örneği tersine çeviriyorum. Deseydim ki kardeşim ben senden Mart ayında bisiklet alacağım, al sana 40 bin lira para. Fabrika sahibi deseydi ki ya o zamanki liste fiyatı neyse ben o günkü fiyattan alacağım. O zamanki liste fiyatı diyelim ki 15 bin lira. 10 bin liradan çıktı 15 bin lira. Verdiğim ama fiyatı 15 bin lira mı ne olur veya 14 bin lira mı bilmiyoruz. O zamanki liste fiyatından ben sana 10 tane bisikleti vereceğim. Ben sana sadece bisikletleri bağlıyorum. Parayı bağlamıyorum dediği zaman verdiğim o 40 bin lira parasal kıymettir. Çünkü belki ben o zaman 10 bisiklet değil 6-7 bisiklet alacağım. Yani değil mi? Para vermiş oluyorum. Para vermiş oluyorum ve paramızın da kıymeti düşüyor. Paranın kıymeti düştüğü zaman parasal olmayan kıymet değildir. Anladınız değil mi? Somut olarak anlatabildim herhalde olayı. Demek ki paranın değeri düşmediği koşullarda biz neyi düzeltecektik? Örneğin binayı düzeltecektik. Paranın değeri düşmüyor. Stoklara mal aldık. Paranın değeri düşmüyor. Ama kasamıza para koyduk. Parayı tutsun bir şirket. Kasada 5 milyon para tutsun. Hadi bakalım 6 ay sonra 5 milyonla bugünkü aldığı malı alabiliyor. Alamaz. O parasal kıymettir kasadaki para. 100 kasa hesabı. Bankada 102. Bu parasal kıymet. Tutalım bankada tutalım. Faizele vermiş olur. Yine o parasal kıymet. Parasal kıymet. Yani mantık bu şekilde olsun arkadaşlar. Yani mantığı anlatabiliyorum herhalde değil mi? Devam ediyorum. Demek ki karşılıklar hesabı enflasyon düzeltmesine tabi midir dediğimizde veya avanslar veya depozitolar. Depozitoları da örnek vermiyorum. Depozitolar genellikle şöyle bir örnek verebilirim. Hangi durumda parasal kıymet, hangi durumda parasal olmayan kıymet. Ben iş yerim kirada. Sözleşme yaparken dedik ki ben ilk ay kirayı peşin alacağım. İş yeri sahibi gerçekten böyle oldu. 3 aylıkta kirayı peşin istiyorum ve TL karşılığı peşin ödeyeceğim. Tamam dedik. Fiyatta iyi bulduk. Ama TL olarak verdim. Şimdi bu parasal kıymetinde parasal olmayan kıymet. Ben 5 sene sonra çıkacağım orada. Benim verdiğim 3 tane kiranın değeri düşecek değil mi? Paranın değeri düşecek. Türk lirası ver. O parasal kıymetli. Ama özellikle devlet ihalelerinde oluyor bu iş. Ama deseydik ki her sene enflasyon oranında ben senin bu vermiş olduğum depozitonu arttıracağım. Sen 6 sene, 5 sene sonra çıkarken değerlenmiş olarak senin paranı vereceğim demiş olsaydı o zaman bu parasal olmayan kıymet olur. Depozitolarda böyle. Demek ki depozitolarda, avanslarda veya karşılıklarda durum bu. Bilmiyorum yeterli bir şekilde anlatabiliyor muyum? Yani anlattıklarım net ve açık olarak anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılıyor değil mi? Eğer anlamadığınız bir şey varsa anında bana müdahale edebilirsin. O zaman çok özür dilerim. Verilen ve alınan avanslarla bahsettiğiniz depozitoların kaynağı akitlere bağlı. Yani yapılan sözleşmelere bağlı. Hayır. Şöyle düzeltelim.
paranın değer kaybedip kaybetmeyeceğine bağlı. Çünkü bak akit yaptık. Dedim ki akit yaparız ama kaç liradan olduğunu yazmazsak o sözleşmeye olmaz. Eğer ben fiyatını belirlediysem param değeri düşmüyorsa o zaman parasal olmayan dedi. Paramın değeri düşmüyor. Sadece sözleşmeye bağlı değil. Paramın değeri düşmüyor. Mantık. Aklınızda böyle varsa sonunda... Bazı depozito kısımlarında mesela şöyle bir şey geçebiliyor sözleşmelerde. Evet. Mesela iki kira karşılığı diyor. Evet. Çıkarken de yine o günkü iki kira karşılığı ödeneceği söyleniyor. O zaman ne olur arkadaşım söylediğim gibi parasal olmayan. Parasal olmayan. Kıymet. Olmayan. Çünkü çıkacağı zaman külü para belli değil. Bilmiyorsun ki. Bilmediğin. Düzeltme yapacaksın mecburen. Ben şimdi bakın arkadaşlar. Tebliğde de bunlar yok maalesef. Bak bunlar yok. Bunun örneklerini vermesi lazım. Belki buna aykırı tebliğe bir şey koyabilecekler. Bakın kanuna aykırı tebliğde ifadeler var. Kanuna aykırı tebliğde ifadeler var. Şimdi oralara girmek istemiyorum. Asıl ben özünü aktarmak istediğim için oraya girmek istemiyorum. Şimdi bu arkadaşın söylediği, vermiş olduğu örnek bana göre parasal olmayan kıymetli. Niye? Çünkü ben verdiğim paranın daha üzerinde bir para alacağım ama belli değil. Ben bunu düzeltmek zorundayım diye düşünüyorum tebliğe göre. Değil mi? Mantık olarak bunu yapmak. İşte uygulama tebliği olması gerekiyor arkadaşlar. Uygulama tebliği. Uygulama tebliğini çıkartmaları gerekiyor bir an önce. Buna da işte bizim örgütümüz bastırması gerekiyor. Bir an önce çıkması için. Peki çıkmazsa ne olacak? Ne? Tebliğ mi? Çıkması lazım. Tamam. Herkes yapacak bir şeyler. Elektrik depozitosu falan veriyoruz ya. Efendim? Depozito olarak. Elektrik kurumuna verdiğimiz depozitolar var. Evet. Bunlar parasal diye düşün. Parasal aynı parayı alıyorsak aynı. Aynı rakam. Hayır, parasal olmayan bir yer. Elektrik kurumuna verdiğiniz para. Hayır canım, o değişmiyor ki. 50 ise 50 lira olarak daha geri veriyor. Almıyorsunuz. O günkü günden, gün geldiği zaman sizin paranızı o günkü güne göre veriyorlar. Evet. Siz verdiğiniz 50 lira diye almıyorsunuz. Bugün o zaman parasal olmayan değer. Ben uygulamayı bilmiyorum. Elektrik idaresinde eğer dediği gibi, arkadaşın dediği gibi güncelliyorsa o parayı, verdiğiniz depozitoyu güncelliyorsa parasal olmayan kıymet. Parasal olmayan kıymet. Çok büyük var çünkü paralar verenler. Devam ediyorum. Hiç fark etmez. Döviz de parasal kıymet yerine geçer diyor. Döviz de parasal kıymet. Buna şey yapmıyorlar. Bizde değerleme var zaten. Evet. Gözlerini sık siliyorum. Peki bir parantez açabilir miyim? Bir şey sormak istiyorum. Örneğin 100 lira verdiniz, 100 lira alıyorsunuz. Evet. Bu zaman parasal kıymet olarak görünüyor, doğru mu? Ama şu mantıkla bakıyorum. O günün şartlarında ben 100 lira verdim. Paramın değeri vardı. Bugün geldim 100 lira alıyorum. Benim paramın değeri düştü. Evet. Şimdi ben bunu nasıl parasal bir kıymet olarak, parasal değer olarak alabilirim? Benim biraz mantığıma ters geliyor. Osman döviz verecek. Şimdi hayır. Öyle de var. Yani 100 lira veriyorsunuz, 100 lira alıyorsunuz. Kiralarda da öyle. 2 aylık kira demiyoruz. Diyoruz ki 10 bin lira kira depozit alındı. Benim o kiram 3 yıl sonraya atıyorum yine 10 bin ama benim paramın değeri şu an sıfırlandı, eridi. Şimdi ben bunu asıl parasal olmayan kıymeti olarak dikkate almam lazım. Şimdi, değil mi hocam? Hayır. Şöyle düşünelim. Parasal olan kıymetli olmayan kıymetleri şu şekilde düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bu vergi usul kanunu ülkeler 298. maddede şöyle bir ifade var. Mali tablolar paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle özellikle eski şirketlerde gerçek durumu yansıtmaz. Biz bu anlamda enflasyon düzeltmesi yapıyoruz. Evet. Gerçek durumu yansıtmaz. Örneğin 2005 yılında alınan bir bina muhtemelen 200 bin, 300 bin veya 500 bin lira değerindedir. Ama bugün 500 bin liraya bir bina alabilir misin? İşte bu parasal olmayan kıymettir. Biz bunu düzeltelim diyor tebliğ. Yani amaç enflasyon düzeltmesindeki amaç
o var olan bir takım varlıkların günümüzde gerçek değerine ulaştırmak. Ama ulaştırırken de sana bir takım hesaplar, kitaplar yapıyor. Bir yandan da vergi alıyor gerçek değerine çıkartırken. Bir yandan da vergi. Demiştim ki konuşmamın başında, varlıkları güçlü olan şirketler, risk kaynakları güçsüz olan şirketler vergi verme yönüyle olumsuz olarak etkilenecektir. Ama risk kaynakları güçlü olan şirketler, varlıkları daha az güçlü olan şirketler ise vergi anlamında daha az